Bu akşam Rabbim nasip ederse Bakara suresi 155. ayet-i kerimesini konuşacağız. Bunun derinlemesine ineceğiz. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerime Allah-u Teala Hazretleri'nin bize nerelerden sorular soracağını, sınav sorularının ne olduğunu bildirmesini anlatıyor. Şimdi biliyorsunuz dünyada herhangi bir konuda başarılı olmak isteyenler sınava girmek zorundadır. Ama girilen sınavlarda bir incelik vardır, bir nüans vardır. O da şudur. Sınav soruları verilmez. Verilirse hilekarlık olur, sahtekarlık olur. Adaletsiz bir şey olmaz. FETÖ'cülerin yıllarca yaptığı budur. Hak edenleri devre dışı bıraktılar. Çünkü sınav sorularını kendi cemaatlerinin adamlarına verdikleri için kul hakkına girmiş oldular. Allah-u Teala Hazretleri'nin adeti ise sınav sorularını, sınavlarda gelecek olan soruları bildirmektir. Bu soruların tamamını bu kitapta bildirmiştir. Bizi imtihan edeceğini farklı farklı ayetlerde onlarca yerde söylüyor, sınav edeceğini söylüyor, deneyeceğini söylüyor. Bazı ayetlerde de detay veriyor. Nerelerden deneyeceğini söylüyor. Bu akşam okuyacağım Bakara 155. ayet-i kerime bizi nerelerden sınav edeceğine dair bir ayet. Hayatımızın geri kalanında Mevlamızın bize vermiş olduğu bu gaybi bir bilgiyi, olacak olan şeyleri, başımıza kesin olarak gelecek olan şeyleri iyice anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi, ona göre gardımızı almayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Allah'ımız bize şöyle buyurdu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sınayacağız. Kum sizi deneyeceğiz, imtihan edeceğiz, sınayacağız sizi. Burada hitap insanlaradır. Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimede gelecekten haber veriyor. Gelecekten bir şeyleri sizin başınıza getireceğiz kesin. Kur'an'daki hiçbir ayette peygamberler müstağınidir. Sahabeler bundan ayrıdır, sınavlardan müstağınidir. Onlar sınav edilmeyeceklerdir. Veliler, şehitler sınavdan müstağınidir, sınav edilmeyeceklerdir diye bir tane ayet var mı? Yok. Aksine onların sınavının bizim gibi sıradan Müslümanlardan çok daha fazla olacağına dair hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla Allah-u Teala Hazretleri sizi sınav edeceğiz, sizi imtihan edeceğiz, deneyeceğiz buyuruyor. Ayetin girişi böyle. Bir şeyin minel havfi, havf, reca. Havf ne demekti Arapçada? Korku. İman, havf ve reca arasındadır buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Reca, ümit. Havf, korku. Allah-u Teala Hazretleri sınav edeceği şeylerden bahsederken birinci maddeye neyi koymuş? Havfi, minel havfi, bir korkuyla. Sizi korkuyla sınav edeceğiz. Bu korku nedir? Korku, sağlığını kaybetme korkusu. Korku, malını kaybetme korkusu. Korku, işini kaybetme korkusu. Şimdi biliyorsunuz pandemi süreci geldi. Bütün dünyada küresel bir kriz var. Herkes işlerini kaybeden kaybedene. Amerika'da 30 milyon, 40 milyon insan işten çıkartıldı. Homeless sayısı %300 arttı. Herkes evlerinden, barklarından çıkartıldı. Birçok insan işini kaybetti dünyanın her tarafında. İş yapan insanlar, ticaret hacmi düştü. Masraflarını döndüremeye başladı. Rahat yaşayanlar rahatını bitirdi. Artık rahat yaşayamıyor, sadece geçinmeye çalışıyor. Bakın hacim düştü. Ticaret hacmi daraldı. Çünkü pandemi var. Bütün dünyada Allah-u Teala'nın çıkmasına izin verdiği bir virüs. İnsanlar eliyle çıkıyor. Ama Allah izin vermezse onu da yapamaz insanlar. Bu virüsü çıkartanlar Allah izin vermeseydi tıpkı veba gibi çıkartamazlardı, başarılı olamazlardı. Allah alemi, bütün insanlığı bu virüsle sınav etmek diledi ve çıkmasına izin verdi. Virüs de çıktı. Her gün milletvekilinden de götürüyor, belediye başkanından da götürüyor, zenginden de götürüyor, fakirden de götürüyor. Yaşlıdan da götürüyor, gençten de götürüyor. Bu virüs her gün 60 kişi öldürüyor bizim ülkemizde. Her gün 60 kişi. Amerika'da 150-200 kişi. Dünyanın her tarafında rakamlar korkunç. Dolayısıyla kardeşler, korku, deprem korkusuyla Allah sınar. Ufak bir sarsıntı olduğu zaman, ufak bir vurma olduğu zaman, 4 şiddeti bile olsa, 4 şiddeti çerezdir. Dokunuyor, geçiyor. 4 şiddeti bile olsa, herkes evlerini terk edip dışarı çıkıyor mu? Korkuyor. Bir daha vururum acaba, bu gelecek olan büyük yumruğun bir önceki küçük okşaması mı acaba? Bu korkudur. Allah-u Teala bizi korkuyla sınav ediyor. Yapabileceğine dair güç göstergesinin küçük simgeleri,
küçük korkular. Sahip olduğun bir şeyleri kaybetme korkusu. Ya oğlum ya kızım benden önce ölürse, bu büyük bir acıdır. Bir babanın, bir annenin yaşayabileceği en büyük sınavlardan bir tanesi. Oğlunun ya da kızının kendinden önce toprağa girmesini görme. Kendi elleriyle onları toprağa verme. Bak bu bir korkudur. Allah bizi bununla sınayacak. Çünkü etrafında bunu yaşayan insanlar var. Sen de o cenazede bulundun. Sen de o mevtayı defnettin. Ve bu olayı gördün. Ve aklından, kalbinden şu geçti. Benim de başıma gelebilir. Buna empati denir. Hayvanlığı fazla olan insanlar empati yapamazlar. Kendisini başkasının yerine koyamazlar. İnsanlığı, ilmi, zekası kuvvetlenmiş insanlar her karşılaştıkları, her meselede empati yaparlar. Bu onların kendisini başka birinin yerine koyması durumudur. Kişi bunu ne kadar fazla yapabilirse o kadar kaliteli bir Müslüman olur, o kadar kaliteli bir insan olur. Hayvanlıktan uzaklaşır. Dolayısıyla Allah bizi korkuyla sınav ediyor. Başımızdan geçecek olan meselelerden bir tanesi bu korkudur. Acaba ailemden bir tanesi virüse müptela olursa ben ne yaparım? Ya olursa aman olmasın. Bu korkuyla seni sınav ediyor, imtihan ediyor ve senden bir şey istiyor. Bana devamlı yalvar. Senin ailene de getirmemem için, senin ailene bulaşmasına izin vermemem için bana yalvar, benden iste. Bu korkuyu Allah bu yüzden verir. Korku bizi tetikte tutar. Ordumuzu bu kadar kuvvetlendirmemizin sebebi ne? Savaş, dünya kurulalı beri, insanlık alemi olalı beri savaş durumları az olmuştur. Çoğunluk barış halindedir. Niye bütün insanlar en büyük gelirini, en büyük kazancını hep savaş makinelerine ve ordusuna aktarıyor? Neden bunu yapıyor? Çünkü korkuyorlar. Herhangi bir gücüm olmazsa, bir ordum, bir savaş makinelerim, uçağım, helikopterim, tankım, topum olmazsa, herhangi bir savaş durumunda, işgal durumunda ellerim boş kalır. Ve hiçbir kafir de bir Müslümana asla yardım etmez. İşgale serbestiyet bırakır. Bakın Ermenistan ve Azerbaycan savaşı arasında, bu savaş esnasında bütün dünyanın üç tanrıcı ülkeleri kimin tarafında? Ermenistan tarafında. Çünkü onlar da üç tanrıya iman etmiş. Müslümanları tutan, Azerbaycanlı kardeşlerimizi tutan bir tane kafir devlet var mı? Yok. Bırak kafir devletleri, Müslüman olduğunu söyleyen devletler bile kafirlerin tarafında. Satın alınmışlar. Suudi Arabistan kimin tarafındayız dedi? Ermenistan. İran. İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı. İran. Şia. Kimin tarafındayız dedi? Ermenistan tarafın. Biz Ermenistan ordusunu destekliyoruz. Çünkü Ermenistan ve Karabağ Türkiye'nin bütün dünyadaki Türklerle bağlantısını kopartan bir yer. Karabağ'ı işgal etmek zorundayız. Karabağ'ın Ermeniler elinde kalmasını sağlamak zorundayız. Yoksa Türkiye tekrar eskisi gibi şahlanır ve dünyaya hükmeder. Bunu istemedikleri için Ermenistan'ı desteklediklerini açık açık ifade ettiler. Müslüman devletler bile. Bunlara mahal vermemek için korku bizi tetikte tutuyor. Ve ordumuzu kuvvetlendirmemiz için bizi teşvik ediyor. Bak korku lazım mıymış? Lazımmış. Sizi korkuyla sınarız. Sabah namazına bizi kaldıran güç nedir? Cennet sevgisi mi? Cehennem korkusu mu? Dürüst olun. Be honest. Cennet için mi kalkıyorsun sabah namazına? Yoksa cehennemden korktuğun için mi? Dürüst ol. Ben dürüst bir şekilde söylüyorum. Aklıma vallahi billahi cennet gelmiyor. Sabah ezanı duyduğum anda o telefon falan çalıyor. Aklıma cennetin C'si gelmiyor. Halbuki cennette milyarlarca nimet var. Benim aklıma bunların hiçbir tanesi gelmiyor. Benim aklıma gelen tek şey ateş. Ateşten bir adım önce banyoya girdiğinde sıcak suyun şiddeti, ilk sıcak suyun vurma şiddeti bana hemen ateşi hatırlatır. Sadece ateşin ısıttığı suyun şiddeti. Aklıma ilk gelen bu. Sabah namazına beni kaldıran bu. Korkuyorum kardeşim. Beni korku tetikte tutuyor. Ayakta tutuyor ve beni kaldırıyor. İşte Allah sizi korkuyla sınav ederiz diyor. Devam ediyor Allah.